Şirketimiz için bu çok büyük ve önemli bir pazar. Kaçırılmaması gereken fırsatlar var. Kalkınma ve çevrenin korunması el ele yürütülebilir. Daha güvenli ve yeşilci teknolojilerle ilgileniyoruz. Tam gizlilik, her şeyden önce ürünü koruma, Çin'e gelmeden önce hazır olmak gerek. Bu bir yarış, evde durmamak lazım. Evde durursanız maçı baştan kaybedersiniz. Yeşil ticaret konusunda Çin'de fırsatlar çok büyük ve hızla gelişiyor. Örneğin yeşil enerji konusunda sadece geçen sene yapılan yatırım 50 milyar euro seviyesindeydi. Business dating ya da ticaret buluşmaları. Pekin'de birkaç gün önce 60'a yakın Avrupalı şirket yöneticisi Çinli iş adamlarıyla buluştu. Hedef yeşil teknoloji alanında Avrupa'nın uzmanlığını satmaya çalışmaktı. Delegasyona iki Avrupa komiseri de eşlik ediyordu. Burada Çin Endüstri Bakanı ile yapıldığı gibi birçok ortak niyet beyanı yayınlandı. Biz inanılmaz bir uzmanlığa ve teknik bilgiye sahibiz. Bu alanda öncüyüz. Avrupalı şirketlerimiz hava kirliliği ve iklim değişikliğine karşı mücadele ediyor. İşte bu yüzden deneyimimizi Çinlilerle paylaşıyoruz. Bu teknolojilerin birçoğu zaten mevcut ve birçoğunda biz dünya lideriz. Yani açıkçası burada ortak bir işbirliği ve çözüm bulma ihtiyacından bahsediyoruz. Yeşil teknolojilerin önemini şu birkaç rakam açıkça gösteriyor. Çin'de her yıl 1.2 milyon kişi genç yaşta hayata veda ediyor. Bu durum Çin'in baş döndürücü kalkınmasının olumsuz tarafı. Örneğin Pekin'deki hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınırlardan 20 kat daha fazla. Bu uluslararası şirket Çin'in sadece %2 oranında faydalandığı doğal gaz kaynaklarını kalkındırmayı hedefliyor. Bu sektörün gelişmesiyle ilgilenen karar mercisindeki birçok kişiyle sıkı bağlantı halindeyiz. Sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başlıyorlar ve işlenmemiş gaz potansiyellerini bilmek istiyorlar. Enerji kaynakları ve onlardan alınan randımanla atıkların işlenmesi konusundaki Avrupalı kobilerin yakaladığı uzmanlık Çinlileri çok yakından ilgilendiriyor. İlaç sektöründeki bu yatırımcı da onlardan biri. Çok başarılı teknolojiler geliştirdiniz ve sorunların çözümünü sağlayan sistemler yarattınız. Şu anda Çin'de alınacak çok uzun bir yol var. Özellikle de bazı özel teknolojiler konusunda. Fakat Çin'le ticaret yaparken sürprizlere hazırlıklı olmak gerekli. Bu yüzden de Çin'e yerleşen Avrupalı şirketler gittikçe kötümserleştiklerini söylüyor. İşçi ücretleri artıyor. Bunun yanında bürokratik engeller de devam ediyor. Bu yüzden de teknoloji transferlerinde ve tedarik pazarına girişlerde hala sorunlar var. Fikri mülkiyet haklarıyla hukukun üstünlüğü ve uygulanması da diğer sorunlar. Çinli yetkililer bu sorunlara karşı mücadele etmeye istekli de görünse fikri mülkiyet hakları büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Bu avukat tüm şirketlere Çin pazarına girmeyi düşünmeseler bile telif haklarını saklı tutmalarını öneriyor. Kimse saf olmasın. Çinliler yolculuğa çıkıyor, fuarlarda ürünleri ve markaları inceliyor. Neyin başarılı olduğunu görüyor. Evlerine dönünce ürünü ve markayı kaydettiriyor ve kendi adlarına patent alıyorlar. İşte buna karşı savaşmak gerekiyor. Gerekeni yapmadığınız takdirde çok geç oluyor. Her şeye rağmen Çin kilit pazar olmaya devam ediyor. Ülkeye yerleşen Avrupalı şirketlerin %85'i aktivitelerini farklı ortaklıklar sayesinde genişletmeyi planlıyor. Çinli ortaklarınızla görüşmeniz çok önemli. Çin pazarına girmek için onlarla sıkı ilişkiler içinde olmalısınız. Ayrıca buraya gelmeden önce çok iyi bir pazar araştırması yapmalısınız. Pazarın teknolojinize uygunluğunu ve birkaç yıl içinde bu teknolojiye geçip geçemeyeceğinizi görmeniz lazım. Çin'deki durumu bilen, pazarı tanıyan ve size yardımcı olan Avrupalı kurumlarla ilerlenmeli ve onların takibi altında olunmalı. Bu şekilde çalışılırsa Çin'de çok başarılı olunabilir.